İlke ve İlem Derneklerinin ortaklığıyla ile 2013 yılında başlatılan İslam ahlak düşüncesi projesi sonuçları 4 Mart'ta yapılan tanıtım toplantısıyla paylaşıldı. Büyük bir kısmı dijital ortama aktarılan eserlere oluşturulan web adresi üzerinden ulaşmak mümkün. İlke Derneği 4 yıldır sürdürdüğü İslam ahlak düşüncesi projesinin sonuçlarını 4 Mart günü ilim dünyasıyla paylaştı. 2013 yılında İlke Derneği ve İlem Derneği ortaklığıyla çalışmalarına başlanan İslam ahlak düşüncesi projesi kapsamında pek çok farklı etkinlik gerçekleştirildi. Proje 2013 yılında başladı. Bizim bir araştırma programı, araştırma projesi olarak başlattığımız bir proje. İslam ahlak düşüncesi maalesef Türkiye'de yeterince ilgi görmüş, yeterince gelişmiş bir alan değil. Sınırlı sayıda üniversitede, sınırlı sayıda bölümde bu hususta dersler vardı. Fakat takdir edersiniz ki aynı zamanda ahlak düşüncesi bir toplumun, bir dünya görüşünün, bir medeniyetin inşası için en önemli temel alanlardan birisi. Dolayısıyla bu ilgi görmemiş, bu hakim kalmış, zayıf kalmış alanı genişletmek, geliştirmek için bir proje başlatma gündeme geldi. Bu kapsamda biz 2013 yılında başlattığımız projeyi 4 yıl devam ettirdik. Bugün de bu 4 yılın neticesinde bir e, çıkan ürünleri, e, oluşan neticeleri paylaşmak üzere bir tanıtım toplantısı düzenliyoruz. Hz. Peygamber'in din güzel ahlaktır hadisiyle de önemini vurguladığı ahlak ve ahlak düşüncesi, İslami ilimlerin her alanında kendine yer bulduğu gibi müstakil bir ilim dalı olarak da bu alanda pek çok çalışma gerçekleştirildi. Ahlak biliminin yapmaya çalıştığı şey ister ahlaklı yaşayalım ister ahlaksız yaşayalım, ahlaki varlıklar olduğumuz sürece tam da bu ahlakiliğin ne olduğunu anlama, ayrıştırma, dakikleştirme ve insanın e, ahlaki davranışlarını olabildiğince doğru değerlendirme çabasıdır. Ahlak biliminin amacı da budur. Esas itibariyle. Yani bu nedenle e, çok ahlaklı yaşadığımız durumlarda bile e, bilimsel bir ahlaki şuurdan müstahani kalamayız. Hatta, e, daha sırrı söyleyelim yani, e, ahlak en ahlaklı olduğumuz durumda bile üzerinde düşünmeye, konuşmaya ve derinleştirmeye değer bir e, olguya tekabül eder. Bu nedenle de ahlak bilimi e, bir şey olduğumuz zaman vazgeçebileceğimiz bir şey değil. Bir disiplin değil. Yani kendimizi bir noktaya koyduğumuz zaman vazgeçebileceğimiz, bundan ancak ilahi bir varlık müstahani kalabilir. Proje kapsamında gerçekleştirilen önemli çalışmalardan bir tanesini de İslam ahlak düşüncesi literatürüne dair yazma eserlerin kataloglanması oluşturuyor. Bahsettiğimiz çok önemli bir çalışma, kataloglama İslam ahlak literatürünün bütün boyutlarıyla, bütün eserleriyle yer aldığı detaylı bir katalog çalışması yapıldı. İbrahim Halil Aytem ve Duygu Miyase Şimşek tarafından. Bu çalışmada da 350'ye yakın müellif, 550'ye yakın yazma ve basma eser. Detaylı olarak tarandığı tek tek içerikleri tespit edildi, başlıkları çıkartıldı. Neden bahsettiği hakkında bir içerik yazısı yazıldı. İşte müellifin vefat tarihi, kitabın telif tarihi, çevrilmişse Türkçe'ye, onun tarihleri vesairesi. Çok detaylı böyle 26 ayrı kategoride bir kitabın dökümü çıkartıldı. Her bir kitabın dökümü çıkartıldı. Aynı zamanda müelliflerin hayatına dair kısa bilgiler yer aldı bu katalogta. 8. ve 20. yüzyıllar arasında yazılan ahlak eserlerinin içeriklerinin yer aldığı katalog, ahlak eserlerinin ayrıntılı dökümünün yapıldığı ilk çalışma olma özelliği taşıyor. Büyük bir kısmı dijital ortama aktarılan eserlere oluşturulan web adresi üzerinden ulaşmak mümkün.